Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, urumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyorum. İki Dünya Savaşı 20. yüzyılın ilk yarısında milyonlarca insanın ölümüne ve büyük bir yıkıma yol açtı. Bu savaşlar uluslararası ilişkiler, askeri strateji, ekonomi ve toplumsal yapılar üzerinde derin ve kalıcı etkiler bıraktı. İnsanlık tarihinin en kanlı çatışmalarından bazıları olarak savaşların yarattığı tahribat ve acı geniş çaplı bir kolektif travma oluşturdu. Bu deneyimler nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere daha büyük ve yıkıcı bir 3. Dünya Savaşı korkusunu beraberinde getirdi. Bu korku özellikle 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında kullanılan nükleer silahlar ve Soğuk Savaş döneminde iki süper güç arasındaki silahlanma yarışı sırasında arttı. Nükleer silahların varlığı insanlığın kendini yok etme potansiyeline dair ciddi endişelere yol açtı. Bu endişe karşılıklı kesin yok oluş öğretisiyle somutlaştı. Bu doktrin iki tarafında bir çatışma durumunda tamamen yok edilebileceğini kabul ederek nükleer bir savaşın caydırıcılığını sağlamayı amaçladı. Üçüncü bir dünya savaşının olası sonuçları hakkındaki korkular, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların kurulması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi gibi önlemlerle hafifletilmeye çalışıldı. Bu tür kurumlar ve anlaşmalar, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi ve böylece geniş çaplı bir çatışmanın önüne geçmeyi amaçlar. Bugün bile uluslararası gerilimler ve silahlanma yarışları nedeniyle 3. bir dünya savaşı ihtimali hala endişe kaynağıdır. Ancak bu korkular aynı zamanda devletleri ve uluslararası toplumu barışı korumak ve çatışmaları önlemek için daha fazla işbirliği yapmaya teşvik eden bir güç olarak da işlev görüyor. Diplomasi, diyalog ve uluslararası işbirliği bu tür bir felaketin önlenmesinde hayati öneme sahiptir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın olasılığına dair tartışmalar, küresel güvenlik ortamındaki dalgalanmalarla birlikte zaman zaman gündeme gelir. Bu tartışmalar genellikle uluslararası ilişkilerdeki gerilimler, askeri çatışmalar, bölgesel savaşlar, silahlanma yarışları ve büyük güçler arasındaki rekabet gibi faktörlere odaklanır. Dünya nüfusunun ve uluslararası toplumun bu konuda ikiye bölünmüş olması, farklı perspektiflerin, değerlendirmelerin ve potansiyel senaryoların varlığını gösterir. Bir yandan bazı analistler ve uzmanlar, uluslararası anlaşmazlıkların çoğunun diplomatik yollarla çözülebileceğini ve nükleer silahların varlığının devletleri doğrudan çatışmaktan caydırabileceğini savunur. Bu görüşe göre uluslararası hukuk, diplomatik ilişkiler ve çeşitli güvenlik mekanizmaları büyük bir çatışmanın önlenmesinde etkili araçlar olarak görülür. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yapılan işbirliği, küresel barış ve güvenliği destekleme konusunda önemli adımlar atmaktadır. Öte yandan bazı uzmanlar ve yorumcular mevcut uluslararası sistemin baskılar altında olduğunu ve çeşitli bölgesel çatışmaların, uluslararası rekabetin ve silahlanma yarışlarının potansiyel olarak kontrol edilemez bir çatışmaya yol açabileceğini belirtir. Bu görüşte olanlar yanlış anlamaların, kazaların ve hesaplamalardaki hataların, nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgular. Ayrıca siber savaş ve yapay zeka gibi yeni savaş teknolojilerinin gelecekteki çatışmaların doğasını ve dinamiklerini değiştirebileceğine dikkat çekerler. Tarihte uluslararası gerilimlerin ve yanlış anlamaların neredeyse 3. bir dünya savaşına yol açabileceği birkaç kritik an yaşanmıştır.
Bu olaylar küresel çapta büyük çatışmalara yol açabilecek potansiyeli göstermesi açısından önemlidir. İşte bu tür olaylardan bazıları. Küba füze krizi, Soğuk Savaş döneminin en tehlikeli anlarından biriydi ve genellikle 3. Dünya Savaşı'na en yaklaşıldığı an olarak kabul edilir. Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesiyle başlayan kriz, ABD ve Sovyetler Birliği arasında yoğun bir diplomatik ve askeri gerilime yol açtı. Kriz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya deniz ablukası uygulaması ve her iki tarafında savaşa hazırlanmasıyla tırmandı. Ancak ABD Başkanı John Kennedy ve Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Hruşov arasındaki yoğun müzakereler sonucunda Sovyetler Birliği Küba'daki füzeleri çekmeyi kabul etti ve ABD de Türkiye'deki bazı füzelerini çekme taahhüdünde bulundu. Berlin krizi, Doğu ve Batı Berlin arasındaki sınırın Sovyetler Birliği tarafından kapatılması ve Berlin duvarının inşasıyla zirveye ulaştı. Kriz, Batı'nın Berlin'e erişimini engelleme tehdidinde bulunan Sovyetler ve Amerikan tanklarının Berlin'de Checkpoint Charlie'de karşı karşıya gelmesiyle tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Çatışma olasılığı yüksek olmasına rağmen doğrudan bir askeri çatışma yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği üzerinde casusluk yapmak için kullandığı U-2 casus uçağının düşürülmesiyle başlayan U-2 krizi, iki süper güç arasındaki gerilimi artırdı. Olay, planlanan bir zirvenin iptaline ve Soğuk Savaş'ın derinleşmesine yol açtı. Able Archer, yani yetenekli okçu, NATO'nun gerçekleştirdiği bir nükleer savaş tatbikatıydı. Tatbikat, Sovyetler Birliği tarafından gerçek bir saldırı hazırlığı olarak yanlış yorumlandı ve Sovyet kuvvetleri yüksek alarma geçirildi. Bu yanlış anlama her iki tarafında nükleer silah kullanmaya hazırlandığı bir çatışma riskini artırdı, ancak sonunda gerilim azaldı. Hindistan ve Pakistan arasındaki çeşitli sınır çatışmaları ve savaşlar, her iki ülkenin de nükleer silah sahibi olması nedeniyle dünya için bir risk oluşturmuştur. Özellikle 1999'daki Kargil Savaşı, iki nükleer gücün doğrudan çatışmasına yol açabilecek potansiyeli gösterdi. Sovyetler Birliği'nin 1991'deki çöküşünün ardından uluslararası ilişkilerde bir dizi yeni dinamik ortaya çıktı. Bu dönemde eski Sovyetler Birliği'nin etki alanındaki değişimler, genişleyen NATO sınırları, terörizmle mücadele ve yeni güç merkezlerinin yükselişi gibi faktörler potansiyel olarak dünya çapında büyük çatışmalara yol açabilecek gerilimlere neden oldu. NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişlemesi, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından bölgesel ve uluslararası güvenlik mimarisinde önemli bir değişikliğe işaret etti. NATO'nun genişlemesi, eski Varşova Paktı ülkelerinin ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarını kazanan devletlerin ittifaka katılma sürecini ifade eder. Bu süreç 1990'ların ortalarından itibaren başladı ve Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin 1999'da ittifaka katılmasıyla somutlaştı. İlerleyen yıllarda Baltık devletleri de dahil olmak üzere daha fazla Doğu Avrupa ülkesi NATO'ya katıldı. Rusya, NATO'nun genişlemesini özellikle kendi sınırlarına yakın bölgelerde askeri bir blokun genişlemesi olarak gördü. Bu, Rusya'nın yakın çevresinde artan bir askeri tehdit algısına yol açtı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, kendisini çevreleyen yeni bağımsız devletlerle yeni bir güvenlik denklemi kurmaya çalıştı. NATO'nun bu bölgelere genişlemesi, Rusya'nın bölgesel etki alanını ve stratejik derinliğini azalttığı yönünde algılandı. NATO, Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın, dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nin ana karşıtıydı. Bu nedenle NATO'nun genişlemesi, tarihsel güvensizlikler ve psikolojik çekinceler nedeniyle Rusya'da olumsuz bir tepkiye yol açtı. Bu genişleme süreci, özellikle Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerdeki krizlerde belirginleşen Batı ile Rusya arasındaki gerilimleri artırdı. Rusya'nın bu ülkelerin NATO'ya potansiyel üyeliklerini kendi stratejik güvenliğine yönelik kabul edilemez bir tehdit olarak görmesi, çeşitli diplomatik ve askeri müdahalelere yol açtı. Örneğin Gürcistan'da 2008'de yaşanan savaş ve 2014'te Kırım'ın ilhakı bu gerilimlerin somut örnekleridir. Bu olaylar post-Sovyet coğrafyasında ve genel olarak uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası oldu.
Kriz Kasım 2013'te Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamaktan son anda vazgeçmesiyle başladı. Bu karar dönemin Ukrayna Başbakanı Viktor Yanukovych'in Rusya ile daha yakın ilişkiler kurma yönündeki tercihini yansıtıyordu. Bu durum başkent Kiev olmak üzere ülke genelinde Avrupa yanlısı protestolara yol açtı. Protestolar Euromaidan olarak bilinen halk hareketine dönüştü ve Şubat 2014'te Yanukovych'in iktidardan düşmesine yol açtı. Yanukovych'in devrilmesinin ardından Rusya, stratejik öneme sahip Kırım Yarımadası'nda askeri harekat başlattı. Mart 2014'te Rusya'ya bağlılık yönünde düzenlenen tartışmalı bir referandumun ardından Kırım'ın Rusya Federasyonu'na katıldığı ilan edildi. Bu hareket uluslararası hukuka aykırı olarak kabul edildi ve geniş çapta uluslararası kınamalara yol açtı. Kırım'ın ilhakından kısa bir süre sonra Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçı hareketler silahlı isyan başlattı. Bu bölgelerdeki olaylar hızla yoğun bir çatışma haline geldi ve binlerce insanın ölümüne yol açtı. Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığına dair iddialar krizin uluslararası boyut kazanmasına neden oldu. Rusya'nın eylemleri ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere batılı ülkelerden sert tepkiler aldı. Bu ülkeler Rusya'ya karşı çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Yaptırımlar Rus ekonomisine zarar verdi ve Batı ile Rusya arasında derin bir diplomatik krize yol açtı. Ukrayna krizi ve Kırım'ın ilhakı Avrupa'da güvenlik dengesini tehdit eden bir dönemin başlangıcını işaret etti ve NATO ile Rusya arasındaki gerilimi artırdı. Ayrıca uluslararası hukuk ve egemenlik ilkeleri üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kriz bugün bile devam eden ve çözümü zor görünen derin bir bölgesel ve uluslararası anlaşmazlık haline geldi. Bu süreç uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, egemenlik, uluslararası hukuk ve bölgesel güvenlik gibi temel meseleler etrafında devam eden geniş çaplı bir tartışmayı da tetikledi. Suriye İç Savaşı, Arap Baharı'nın bir parçası olarak 2011'in başlarında başlayan halk protestolarıyla başladı. Başlangıçta demokratik reformlar talep eden gösteriler, Suriye hükümetinin sert müdahalesiyle şiddetli bir iç çatışmaya dönüştü. Çatışma, çok sayıda yerel, bölgesel ve uluslararası aktörün müdahil olduğu son derece karmaşık bir duruma evrildi. İşte Suriye İç Savaşı ve uluslararası müdahalelerin ana hatları. ABD ve bazı batılı müttefikler başlangıçta Suriye muhalefetini siyasi ve insani yardım yoluyla destekledi. 2014'ten itibaren IŞİD'e karşı mücadelede daha aktif bir rol almaya başladılar ve Suriye Demokratik Güçleri gibi gruplara askeri destek sağladılar. ABD'nin liderliğindeki koalisyon IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenledi ve bölgede özel kuvvetler konuşlandırıldı. Rusya 2015'ten itibaren Suriye hükümetine askeri destek sağlayarak çatışmanın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Rusya'nın hava saldırıları ve askeri danışmanlık desteği Suriye hükümetinin muhalif gruplara karşı elde ettiği kazanımlarda kritik bir rol oynadı. Rusya'nın müdahalesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalmasını sağlayan önemli bir faktör oldu. İran, Suriye hükümetinin en güçlü bölgesel destekçilerinden biri oldu. Suriye ordusuna danışmanlık ve mali destek sağlamanın yanı sıra Hizbullah gibi müttefik milis grupları Suriye'ye yönlendirerek doğrudan askeri destek verdi. Bu desteğin amacı İran'ın bölgesel nüfuzunu korumak ve Suriye'deki stratejik müttefikini desteklemekti. Türkiye, Suriye muhalefetini ve sığınmacıları destekleyerek çatışmaya müdahil oldu. Türkiye'nin öncelikleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, IŞİD tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürt milislerin güçlenmesini engellemek yer aldı. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde birkaç askeri harekat düzenleyerek bu hedeflere ulaşmaya çalıştı. Suriye iç savaşı yüz binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açarak büyük bir insani krize neden oldu. Ve çözümü zor bir siyasi ve insani meydan okuma olmaya devam ediyor.
Kuzey Kore nükleer programı 2000'lerin başından bu yana uluslararası toplum için önemli bir güvenlik endişesi kaynağı olmuştur. Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme çabaları bölgesel ve küresel güvenlik için ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Programın detaylarına ve bu konudaki uluslararası tepkilere daha yakından bakalım. Kuzey Kore 2006 yılından itibaren bir dizi nükleer deneme gerçekleştirdi. Bu denemeler uluslararası toplum tarafından kınandı ve Kuzey Kore'ye karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından çeşitli yaptırımların uygulanmasına yol açtı. Kuzey Kore'nin ayrıca kıtalar arası balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli menzillerde füzeler geliştirdiği ve test ettiği biliniyor. Bu füzeler teorik olarak Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkeyi vurabilecek kapasiteye sahip. Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarına yönelik uluslararası tepkiler genellikle diplomatik baskı ve ekonomik yaptırımlar şeklinde oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye karşı bir dizi yaptırım kararı aldı. Bu yaptırımlar Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları için gerekli malzeme ve teknolojiye erişimini kısıtlamayı amaçlıyor. Ayrıca Kuzey Kore'nin ana ekonomik kaynaklarına yönelik yaptırımlar da uygulandı. Zaman zaman Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda diplomatik çözüm arayışları da olmuştur. En dikkat çekici girişimlerden biri 2018 ve 2019 yıllarında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşen zirvelerdi. Bu görüşmeler tansiyonun azaltılması ve nükleer silahsızlanma konusunda ilerleme kaydedilmesi umudunu artırdı. Ancak somut bir anlaşmaya varılamadı. Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları özellikle Güney Kore, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler için ciddi güvenlik endişeleri yaratıyor. Bu programlar yanlış hesaplamalar veya yanlış anlamalar nedeniyle bölgesel veya hatta küresel bir çatışmaya yol açabilecek potansiyel bir tehlike olarak görülüyor. Ayrıca Çin ve Rusya gibi diğer bölgesel güçlerin Kuzey Kore ile olan ilişkileri bu denklemin önemli bir parçasıdır. Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programları uluslararası güvenlik için devam eden bir tehlike oluşturmakta ve bölgesel dengeler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum diplomatik çabaların ve uluslararası işbirliğinin bölgesel istikrarı koruma ve bir çatışma riskini azaltma açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. ABD ve İran arasındaki gerilim karmaşık tarihi kökenlere sahiptir ve zaman içinde çeşitli faktörlerle şekillenmiştir. Bu gerilim özellikle İran İslam Devrimi'nin 1979'da meydana gelmesiyle modern dönemde önemli bir boyut kazanmıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler, İran'ın nükleer programı, Orta Doğu'daki askeri ve siyasi nüfus mücadeleleri ve insan hakları konuları gibi çeşitli meseleler nedeniyle gerilimli olmuştur. ABD, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ve nükleer teknolojiye yönelik gelişmelerinin nükleer silah geliştirmeye yönelik olabileceğinden endişe duymaktadır. Bu endişeler zaman zaman uluslararası toplumda geniş çapta yankı bulmuş ve İran'a karşı çeşitli yaptırımların uygulanmasına yol açmıştır. 2015'te İran ile P5+1 ülkeleri yani ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında imzalanan kapsamlı ortak eylem planı İran'ın nükleer programını sınırlama karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngörmekteydi. Ancak ABD 2018'de bu anlaşmadan çekildi ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başladı. ABD ve İran, Orta Doğu'da birçok farklı çatışma ve siyasi rekabetin merkezinde yer alıyor. İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki milis grupları desteklemesi, ABD'nin bölgesel güvenlik ve müttefikleri için bir tehdit olarak görmesi nedeniyle gerilimi artırıyor. Özellikle İran destekli Hizbullah ve Yemen'deki Husi milisler gibi gruplar, iki ülke arasındaki çekişmenin odak noktalarından biri haline gelmiştir. ABD ve İran arasındaki gerilim zaman zaman doğrudan askeri çatışmalara ve karşılıklı tehditlere yol açtı. Örneğin 2020 başlarında ABD'nin Bağdat'ta İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran önemli bir olaydı. Bu tür eylemler bölgedeki diğer aktörlerin de müdahil olabileceği geniş çaplı bir çatışma riskini artırıyor.
ABD ve İran arasındaki gerilimi azaltma yönünde zaman zaman diplomatik çabalar görülse de iki ülke arasındaki ilişkilerde köklü bir iyileşme sağlanamamıştır. İran'ın nükleer programı ve bölgesel politikaları üzerine yapılan müzakereler, ilişkilerdeki ana gerginlik noktalarını oluşturmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum, uluslararası toplumun ve bölgesel aktörlerin dikkatle izlediği ve müdahil olmaya çalıştığı bir konudur. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu yıl 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansta ABD ülkelerinin birliklerinin Ukrayna'ya gidebileceğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin Rusya ile NATO arasında kaçınılmaz bir doğrudan çatışmaya yol açacağı konusunda uyardı. Macron'a göre kara birliklerinin gönderilmesi konusunda kesin bir fikir birliğine varılmadı. Ancak böyle bir olasılık da göz ardı edilemez. Aynı zamanda Şubat ayı başlarında Avrupa Diplomasisi Başkanı Josep Borrell, birlik ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediklerinin güvencesini verdi. Macron'un ardından Fransız ordusunun Ukrayna'ya gidebileceği bilgisi Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından doğrulandı. Ona göre Ukrayna'daki çatışmanın Avrupa Birliği'nin kapılarında yaşandığı göz önüne alındığında böyle bir olasılık göz ardı edilemez. Slovakya Başbakanı Ukrayna'ya ABD kuvvetleri gönderme olasılığını ilk açıklayan kişi oldu. Robert Fico, bazı NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme planlarından bahsetti. Batılı politikacıların Paris'teki konferansta tartıştığı konuların ürpertici olduğunu belirtti. Slovak hükümetinin başkanı, Avrupalı güçlerin bu tür eylemlerinin yalnızca çatışmanın tırmanmasına yol açacağına inanıyor. Ayrıca Slovakya'nın bu girişime katılmayacağına dair güvence verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Zaharova, Macron'un Kiev'e paralı asker toplama işine karıştığı iddialarını reddettiğini, ancak bu iddiaların kaba Rus propagandası olarak nitelendirildiğini belirtmiştir. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Medvedev, Macron hakkında aşırı eleştirilerde bulunarak Fransız liderin zihinsel durumu hakkında alaycı yorumlar yaptı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline dair kesin bir tahminde bulunmak zor olsa da çeşitli faktörler bu olasılığı etkiler. Günümüzde uluslararası ilişkilerdeki durumu ve tarihsel gelişmeleri değerlendirirken birkaç önemli nokta dikkate alınmalıdır. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar gibi mekanizmalar, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için varlar. Yine de bölgesel çatışmalar, terörizmle mücadele ve sınırlı askeri müdahaleler gibi sorunlar devam etmektedir. Bu tür çatışmalar bölgesel güvenlik risklerini artırabilir ve yanlış hesaplamalar veya yanlış anlamalara yol açabilir. Ancak bu tür çatışmalar genellikle sınırlı kalmakta ve küresel bir savaşa dönüşmemektedir. İnternet ve sosyal medya gibi teknolojiler bilgi akışını hızlandırdı ve devletler arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. Bu, yanlış anlamaların daha hızlı çözülmesine ve diplomatik çözümlere ulaşılmasına yardımcı oldu. Peki ya bütün bu sıraladığımız faktörler ve önleyici sebepler işe yaramaz ve korkulan olursa? Üçüncü bir dünya savaşının muhtemel senaryosu nasıl olur? Her şeyden önce böyle bir savaşta dünya olası üç bloka bölünür. Batı bloku, ABD liderliğindeki NATO üyeleri ve müttefikleri bu blokta yer alır. Bu ittifak Avrupa Birliği ülkelerini, Kuzey Amerika'yı ve muhtemelen Japonya, Güney Kore gibi Asya-Pasifik müttefiklerini içerir. Doğu bloku, Rusya ve muhtemelen Çin bu blokun temelini oluşturur. Bu iki güç, askeri ve ekonomik işbirliği konularında zaten bazı ortaklıklara sahiptir. İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerde bu bloka eğilim gösterebilir. Ve nihayet bağlantısız blok. Bazı ülkeler tarafsız kalmayı veya kendi bloklarını oluşturmayı tercih edebilir. Hindistan gibi büyük güçler, kendi stratejik çıkarları doğrultusunda bağımsız bir yol izleyebilir.
bu tür bir savaşın nasıl başlayabileceğine dair çok sayıda teorik senaryo var. Ancak genel olarak büyük güçler arasındaki bir çatışmanın küresel bir savaşa dönüşme ihtimali üzerinde durulur. Üçüncü bir dünya savaşı, büyük güçler arasındaki bir anlaşmazlığın kontrolden çıkması, yanlış bir hesaplama veya yanlış anlaşılma sonucu başlayabilir. Bu örneğin NATO ve Rusya arasında, Doğu Avrupa'da, ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi'nde ve Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir bölgesinde gerçekleşebilir. Savaşın başlaması, ittifak sistemlerinin devreye girmesiyle hızla genişleyebilir ve birçok ülkeyi içine çekebilir. Savaşın merkezi ve yoğunluğuna bağlı olarak doğrudan çatışma alanlarında yer alan ülkeler en büyük zararı görür. Şehirlerin ve altyapının hedef alınması büyük nüfus kayıplarına ve ekonomik yıkıma neden olur. Nükleer silahların kullanımı durumunda etkilenen bölgelerde yaşam uzun süreli olarak imkansız hale gelir. Radyasyon yayılımı komşu bölgelere ve ülkelere de zarar verir. Coğrafi olarak çatışmanın merkezinden uzakta bulunan ve doğrudan askeri müdahalede bulunmayan ülkeler fiziksel olarak daha az zarar görür. Ancak küresel ticaretin durması, ekonomik krizler, mülteci akınları ve çevresel hasar gibi dolaylı tesirler herkesi etkileyebilir. Bir dünya savaşının insan kayıpları hem askeri hem de sivil olmak üzere milyonları bulur. Nükleer silahların kullanımı, radyasyon zehirlenmesi, uzun süreli sağlık sorunları ve genetik hasar gibi sorunlar doğurur. Çevresel etkiler, nükleer kış hipotezi gibi iklim üzerinde ciddi etkilere yol açar. Tarım arazilerinin yok olması, su kaynaklarının kirlenmesi ve biyoçeşitlilikte büyük kayıplar meydana gelir. Türkiye'nin yer alacağı blok konusunda kesin bir şey söylemek zor olsa da, Türkiye'nin NATO üyesi olması, Batı bloku ile tarihi ve askeri bağları olduğunu gösterir. Ancak son yıllarda Türkiye'nin Rusya ile ekonomik ve askeri alanlarda işbirliği artmıştır. Buna rağmen Türkiye'nin stratejik çıkarları ve güvenlik endişeleri, özellikle bölgesel güvenlik meselelerinde NATO ile yakın işbirliği sürdürmesini gerektirebilir. Türkiye'nin tercihi o anki uluslararası durum, bölgesel güvenlik dinamikleri ve iç politikasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Türkiye'nin jeostratejik konumu onu herhangi bir küresel çatışmanın merkezine yerleştirebilir ve bu da Türkiye'nin dış politika ve ittifak tercihlerinde önemli rol oynar. Sonuç olarak Türkiye'nin hangi blokta yer alacağı, uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere, Türkiye'nin kendi güvenlik ve stratejik çıkarları ve potansiyel bir çatışmanın doğasına bağlı olarak belirlenecektir. Her durumda Türkiye'nin kararları, karmaşık iç ve dış politika dinamiklerinin bir sonucu olarak şekillenecektir. Bir üçüncü dünya savaşının potansiyel sonuçları, insanlık ve gezegen için son derece yıkıcı olacaktır. Bu nedenle uluslararası toplum, çatışmaları önlemek, anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözmek ve barışı korumak için sürekli çaba göstermelidir. Tarih, bütün savaşların yıkıcılığını defalarca göstermiştir. Bu nedenle gelecekteki nesiller için daha barışçıl bir dünya inşa etmek herkesin ortak sorumluluğudur.